Merhabalar Business Channel Türk izleyicileri. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bizlerle efendim. Arabulucu avukatımız Ayşegül Doğan bugün bizlerle. Dilerseniz kendisine bir hoş geldiniz diyelim ve sözü de kendisine bırakmış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Özge Hanım. Çok teşekkür ederim. Bir kere burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Umarım güzel bir program geçiririz hep birlikte. Şahane. Sizleri tanıyabilir miyiz? Avukatım aslında. Ama aynı zamanda arabuluculuk mesleğinde icra ediyorum. Ne zamandan 2005 yılından beridir avukatlık mesleğini yapıyorum diyemeyeceğim. Yani bir süre yaptım. Hı hı. Fakat uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldım. Şu anda da tekrar geri dönüş kararı aldım. Aslında bu geri dönüş biraz arabuluculuğun gündeme gelmesiyle birlikte oldu. Hı hı. Çünkü arabuluculuğa baktığımda gerçekten tam da bana göre bir meslek olduğunu düşündüm. Ve avukatlık ve arabuluculuk mesleğini de yapmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyorum. Arabuluculuk nedir öyleyse? Arabuluculuk nedir? Aslında arabuluculuk uyuşmazlık yaşayan tarafların bağımsız ve tarafsız bir üçüncü kişi eşliğinde uyuşmazlıklarına çözüm arama sürecidir. Hı hı. Ama arabulucu burada tarafların uzlaşmasını sağlarken tamamen taraflara bırakmakta. Taraflar kendi çözümlerini kendileri üretmekte. Hı hı. Dolayısıyla burada arabulucu sadece tarafların kendi çözümlerini bulmada yardımcı olmakta. Kimler arabuluculuk yapabilir? Kimler arabuluculuk yapabilir? Arabuluculuk yapabilecek kişiler öncelikle hukuk fakültesi mezunu olmalılar. 5 yıllık kıdem sahibi olmaları gerekiyor. Ve arabuluculuk eğitimlerini tamamlayıp bununla ilgili sınavlardan geçerek yazılı ve sözlü kendilerini de arabuluculuk siciline kayıt ettirdikten sonra arabuluculuk mesleğini icra edebilirler. Ne tarz uyuşmazlık için bu konularda arabuluculuğa gidebiliriz? Arabuluculuğa tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği uyuşmazlıklar konusunda gidilebilir. Nedir bunlar? Yani taraflar aslında bir mahkeme kararı olmadan eğer uyuşmazlıklarına bir çözüm getirebiliyorlarsa bu konularda arabuluculuğa gidebilirler. Hı. Örnekleyecek olursak boşanma davalarındaki işte mal paylaşımıyla ilgili meseleler, bütün kredi sözleşmeleriyle ilgili konular, ticari davalar, şu anda zorunlu arabuluculukta uygulanan iş hukuku uyuşmazlıkları gibi konularda arabuluculuğa gidebilirler. Hı hı. Hangi konularda gidemezler diye soracak olursanız, boşanma davalarında evet gidemiyorlar. Çünkü burada bir mahkeme kararına ihtiyaç var. Maddi boyutu olmayan, daha doğrusu dediğim gibi bir mahkeme kararına gerek olan durumlarda arabuluculuğa gidemiyorlar taraflar. Arabuluculuğun dava yoluyla avantajları nelerdir? Arabuluculuğun dava yoluna göre kıyasladığımızda bir kere taraflar dava yoluna başvurduğunda çözüme kavuşmaları gerçekten çok uzun süre alabiliyor. Yıllar sürebiliyor. Hı hı. Ama arabuluculukta çok kısa süreler içerisinde çözüme ulaşabiliyorsunuz. 3 hafta içerisinde hatta bir gün içerisinde bile çözüme ulaştığınız konular olabiliyor. Hı hı. İkincisi, arabuluculuk gerçekten dava yoluna göre çok ekonomik bir süreç. Çünkü dava yolunda dava açarken bir takım dava masrafları var. Taraflar bunları yatırmak zorunda ve bu gerçekten de çok yüklü miktarlar olabiliyor. Ama arabuluculukta taraflar sadece arabuluculuk ücretini ödemekle yükümlüler. Bunu da genellikle zaten eşit olarak ödemekle yükümlüler. Arabuluculuğun başka bir faydasını söyleyecek olursak bana göre en önemli faydalarından bir tanesi taraflar arasındaki ilişkilerin ileriki dönemlerde de sürdürülebilmesini sağlıyor. Hı hı. Ama dava yolunda bu pek mümkün değil. Çünkü artık dava açtığınız zaman taraflar birbirine düşman gibi bakabiliyor. Maalesef. Aynen öyle. Peki ne zaman arabuluculuğa başvurabiliriz? Arabulucuya taraflar yargılamadan önce de yargılama esnasında da müracaat edebilirler. Hı hı. Yargılamanın her aşamasında hatta temyiz aşamasında bile taraflar arabulucuya gidebilirler. Bu süreç nasıl işler diyebilirsiniz? Hani taraflar arabulucuyu nasıl seçecekler diyebilirsiniz. Normalde kural olarak taraflar arabulucuyu birlikte seçerler. Hı hı. Fakat taraflardan bir tanesi arabulucuyu seçip daha sonra diğer tarafın onayına sunabilir. Eğer diğer tarafta arabulucu konusunda onay verirse
Artık o arabulucu onlar için seçilmiştir ve süreç başlayacak demektir. Zorunlu arabuluculukta sistem biraz daha farklı. Çünkü zorunlu arabuluculukta taraflardan bir tanesi, artık adliyelerin genelde tamamına yakın yerde arabuluculuk büroları var. Arabuluculuk bürolarına giderek müracaatını yapar ve kendileri için otomatikman sistem tarafından bir arabulucu atanır. Arabulucu da bu görevi 24 saat içerisinde kabul ettiği takdirde arabuluculuk süreci başlar. Arabuluculuk ücretli midir? Arabuluculuk ücretlidir. Tabii ki arabulucu yaptığı hizmet sonucunda bir ücret isteme hakkına sahiptir. Bu ücret de arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre belirlenmiştir. Taraflar arabuluculukta belirlenen ücreti kural olarak eşit olarak öderler. Fakat bunun aksi de kararlaştırılabilir. Taraflardan bir tanesi de üstlenebilir tamamen arabuluculuk ücretini. Süreç bu şekilde işliyor. Aslında sorunsuz, aynen sıkıntısız, öyle. Anlaşmaya yönelik. Kesinlikle. Hani maddi manevi de bir katkısı var. Çünkü çok uzayan süreçler, davalar olabiliyor. Evet. Peki taraflarda birinin anlaşmanın şartlarına uymadığı takdirde arabuluculuk sonucunda yapılan anlaşmanın başlama etkisi nasıldır? Eğer arabuluculuk sonucunda taraflar bir anlaşmaya varmışlarsa arabulucu tarafından bir anlaşma belgesi düzenlenir ve taraflar ve arabulucu tarafından bu anlaşma belgesi imza altına alınır. Taraflar eğer yargılama öncesi arabuluculuğa başvurmuşlarsa aslında uyuşmazlık hakkında hangi yetkili ve görevli mahkemede dava açacaklarsa o mahkemeden gidip bu anlaşma belgesiyle ilgili icra edilebilir şerhi aldırabilirler. İcra edilebilirlik şerhi aldırdıktan sonra artık bu anlaşma belgesi bir mahkeme hükmü halini alır. Dolayısıyla artık taraflar yani anlaşma şartına uyulmaması durumunda bunu bir mahkeme kararı gibi icraya koyabilir. Arabuluculuk başarılı olmazsa dava açma hakkım var mıdır? Arabuluculuk süreci başarısız olursa mahkemede dava açabilirsiniz elbette. Yargılama aşamasında arabulucuya gitmişseniz davanız kaldığı yerden devam edecektir. Dolayısıyla arabuluculuk herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermez. Arabuluculuk nerede gerçekleşir? Arabuluculuk toplantı standartlarına uygun bir biçimde hazırlanmış toplantı salonlarında yapılabilir. Eğer arabulucunun kendi ofisi de bu şartlara uygunsa elbette kendi ofisinde de arabuluculuk toplantısını gerçekleştirebilecektir. Bununla birlikte 1 Ocak 2018 tarihine itibaren aslında uygulanan zorunlu arabuluculuktan sonra neler değişti? Arabuluculuk mahkemelere giden dosya sayısını %84 oranında azaltmış durumda gerçekten. Arabuluculuk Daire Başkanı Sayın Hakan Öztatar'ın da çok yakın zamanda belirttiği istatistiki bilgilere göre, bunları özellikle belirtmek istiyorum ki gerçekten arabuluculuğun ne kadar başarılı bir şekilde uygulandığının göstergesi olsun. Zorunlu arabuluculukta şu an 5 ayı bitirmek üzereyiz. Türkiye genelinde 110 bin kişi arabulucuya başvurmuş. Bunlardan 33.600'ü anlaşmış, 17.079'u anlaşamamış. Yani öyle ki devlet kurumları bile mahkemeye gitmeden vatandaşla anlaşabilmiş. 1200 idare işçiyle arabuluculukta anlaşmış. Sonuç olarak 30 bin işçi ve 33 bin işveren arabulucuya giderek anlaşma sağlamış. Bu da gösteriyor ki arabuluculuğun beklenenin bile üstünde ne kadar başarı sağladığını hepimize kanıtlamış oluyor. Aynen. Öyleyse buradan müvekkillerinize söylemek istediğiniz var mıdır son olarak arabuluculuğu tercih etme kısmında? Yani biraz önce de aslında arabuluculuğun faydalarını saymıştım. Çok ekonomik, çok hızlı sürede taraflar sorunlarına çözüm bulabiliyor. Dolayısıyla insanlar bu konuda bilinçlendikçe arabuluculuğun da gerçekten çok fazla yapılacağını düşünüyorum. Müracaatların da bu konuda artacağını düşünüyorum. Umarım çok daha iyi seviyelere gelir. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum sizlere ve kolaylıklar diliyorum Ayşegül Hanım. Değerli konuğumuz, değerli avukatımız, arabuluculuk ve avukat efendim Ayşegül Doğan bugün bizlerleydi. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.